Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. 26 Ağustos Cuma bugün. Haftanın son iş gününde de ana haber bültenimizle karşınızdayız. Tüm önemli gelişmeleri sizler için hazırladık. Tek tek anlatacağız. Ben Sermin Baysal Ata. Tekrar hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü programında konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Herkes başımızın tacı, yeter ki vatana ihanet etmesinler dedi. Erdoğan, devleti bölmeye çalışanların gözünün yaşına bakmayacaklarını söyledi. Hiçbir oyuna, hiçbir saldırıya tahammülümüz yok ifadelerini kullandı. Hiçbir saldırıya, hiçbir oyuna, hiçbir tuzağa tahammülümüz yoktur. Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi bilsinler ki affetmeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkleri Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü törenlerinde kürsüdeydi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Diğer her konuda herkese gönlümüzde kapımızda açıktır. Kutlamalara Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ev sahipliği yaptı. Programa Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'nin yanı sıra çok sayıda bakan da katıldı. Erdoğan'ın konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Biz ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek dedikçe yürekleri daralananlar, gözleri dönenler, elleri ayakları titreyenler beyhude yere endişe ediyor. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu zaferler, bu şehitler onların da özgürlüğünün, haysiyetinin, geleceğinin teminatıdır. Türkiye'ye husumet beslemeyen herkese devletin kapılarının açık olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler. Yeter ki milletine düşmanlık yapmasınlar. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler. Bunun dışında herkes başımızın tacıdır. Ülkemizin hamdolsun herkese yetecek imkanı vardır. Devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce, kudrete sahiptir. Törenin ardından cuma namazı kılındı. Cuma hutbesini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş irat etti. Allah'ın dinini yüceltme uğruna bu meydanda, Malazgirt Ovası'nda canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Büyük Taarruz'un bağımsızlık aşkının sembollerinden biri olduğunu belirtti. Bu zaferin milletin ayağa kalkışının sembolü olduğunu vurguladı. Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. Efendim hem Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü hem de Büyük Taarruz'un 100. yılı sebebiyle siyasiler peş peşe mesajlar paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun büyük zaferlerin yıl dönümünü kutladı. Millet Meclisi Meclis Başkanı Mustafa Şentop hem Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü hem de Büyük Taarruz'un 100. yılına kutladı. Tarihimizin bu büyük destanları yalnızca vatan topraklarımız için yapılmış birer savaş değil. Binlerce yıl ötesine neslimiz, medeniyetimiz ve geleceğimiz için sonsuz bir inançla verilen mücadelenin zaferidir dedi. Bin yıl önce mayalanan irfanla 100 yıl önce istiklal mücadelesi verildiği ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü tebrik etti. Zaferin Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan, bu topraklarda gözü olanlara ise kapıları kapatan tarihi bir gün olduğuna dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun asıl ve ebedi sahiplerine kucak açtığını söyledi. Hala kıyıda köşede karanlık senaryolarla meşgul olan Bizans'ın varisleri ne yaparsa yapsın vatan tektir, adı Türk'tür. 951 yıldır namusumuza ve mukaddesat onurumuza emanettir. Asla terk edilmeyecektir mesajı verdi. MHP lideri Bahçeli, Ağustos'un Türk milletinin zafer dualarının kabul olduğu ay olduğunu söyledi. Büyük taarruzun 100. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere rahmet diledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Afyonkarahisar'da düzenlenen 100. yılında Uluslararası Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi Sempozyumuna video mesaj gönderdi. Fahrettin Altun mesajında Türk milletinin hak ve menfaatlerinin her zaman ve her şartta korunacağını söyledi. Altun, ülkemiz dün olduğu gibi bugün de, yarın da bekasına yönelen tehditleri etkisiz hale getirmeye devam edecektir, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 100. yılında Afyonkarahisar'daydı. Atatürk evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Zafer yolundan Kocatepe'ye yürüdü. Anıta çelenk bıraktı, Zafer'in mimarı Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetlerini sundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Zafer'in 100. yılında Afyonkarahisar'daydı. 100 yıl geçti. Yeni bir yüzyıla başlıyoruz. 100. yılda burada olmak zorundayız. Bir önceki yüzyılın atmosferini yaşamak için burada olmaktan sorumluyuz. Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la beraberindeki heyetin ilk durağı Şuhut ilçesinde bulunan ve Büyük Taarruz'da karargah olarak kullanılan Atatürk'ün evi oldu. Ziyaretin ardından heyet, Zafer yolundan Kocatepe'ye doğru yürüyüşe geçti. Kocatepe anıtına çelenk bırakıldı. Daha sonra konuşma yapan Kılıçdaroğlu, amacımız daha güzel bir Türkiye'de yaşamayı sağlamak, dedi. Önümüzdeki yüzyıla bakmalıyız. Biz daha güzel bir Türkiye'de yaşamak için bize düşen görev, ikinci yüzyılda Türkiye'yi, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşların Cumhuriyeti demokrasiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kocatepe ziyaretinin ardından Yüzbaşı Bayburtlu Agah Efendi Şehitliği ile İscehisar ilçesinde bulunan Giresunlular Şehitliği'ni ziyaret etti. 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümü Afyonkarahisar'da birbirinden renkli etkinliklerle kutlanıyor sevgili izleyiciler. Farklı illerden gelen ziyaretçiler Hava Meydan Komutanlığı'nda uçakların gösterilerini ilgiyle izledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada kullandığı araçları da yakından görme fırsatı buldu. Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü heyecan verici etkinliklerle kutlandı. Milli gurur gösterilerle doruğa çıktı. 30 Ağustos Zafer Haftası'nda etkinliklerin adresi Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'ydı. Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi özel olarak hazırlanan alana akın etti. Müthiş duygular içerisine kapıldık. Hatta gözyaşlarımı tutamadım ben. Çok gurur verici bir şey. Yani gençlerimizin, devletimizin, milletimizin böyle hizmetlerinin olması gerçekten gurur tablosu. Annem de kırmadı beni, getirdi buralara. Burada daha çok ben operasyon uçaklarını ve askerlerimizi görmeyi sevdim. Bir asır önce imkansızlıklara meydan okuyarak zafer kazanan ordu 100. yıla özel etkinliklerde modern yüzüyle milletle buluştu. Ziyaretçiler Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği olan araçları yakından inceleme fırsatı buldu. Gökyüzünün çelik kanatları ve F-16'ların uçuşu ilgiyle takip edildi. Türk yıldızlarının gösterisi ise nefes kesti. Gençlerimiz için, bizler için gerçekten güzel etkinlikler oluyor. Oğlum benim askeriyi düşünüyor pilotluk olarak. Gezdikten yani Türk yıldızlarının gösterileri zaten inanılmazdı. Sizler de izlemişsinizdir. Çok güzeldi. Büyük Taarruz'un 100. yılında bu anlamlı günde Afyon'da halkımızla birlikte kırmızı beyaz dumanlarımızla beraber bulunmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Atak helikopterleri de Afyonkarahisar semalarında ziyaretçilere büyük heyecan yaşattı. 30 Ağustos yaklaşırken zafer coşkusu renkli etkinliklerle sürecek.
Efendim biliyorsunuz dün de önceki günde ekranlarınıza getirmiştik. Yunan savaş uçakları Türk F-16'larını üst üste taciz etmişti. İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu tacize misliyle karşılık verildiğini belirtti bugün. Atina yönetimi hüsranla sonuçlanacak yeni maceralardan kaçınmalıdır dedi. Akar Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan harekat içinse yeri ve zamanı geldiğinde her türlü adımı atarız mesajı verdi. Kimseyi taciz etmiyoruz ama hiçbir tacizi de karşılıksız bırakmıyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk F-16'larının Yunan uçakları tarafından taciz edilmesine bu sözlerle tepki gösterdi. 5 dakika boyunca radar kilidi atarak tacizde bulundular dedi. Yunanistan tarihten ders almalı. Hüsranla sonuçlanacak yeni maceralardan kaçınmalı. Uçuş görevleri aylar öncesinden yayımlanıyor. Bir sürü kayıtlar tutuluyor. Uçaklarımızın NATO görevinde olduğunun bilinmemesinin imkanı yok. NATO'da böyle bir şey olamaz. Bakan Akar, büyük taarruzun başlangıcının 100. yıl dönümünde verdi mesajlarını. Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel ve küresel açıdan Türkiye'nin önemini gösterdiğini vurguladı. Türkiye'nin önemini kör gözler gördü, sağır kulaklar duydu ifadesini kullandı. Savaşan ülkeler arasında esir değişiminin de Türkiye öncülüğünde olabileceğini söyledi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza birçok talep geldiğini ben biliyorum. İlgili bakanlık ve kurumların yaptığı çalışmalarla burada bir sonuç alınabilir. İki tarafla konuşabilmenin ne kadar değerli olduğunu şimdi herkes gördü, anladı. Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan harekatı değerlendirdi. Bölgemizde terörün hiçbir geleceği yok mesajı verdi. Terör koridoruna kesinlikle müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Özellikle Tel Rifat ve Münbiç bölgesi tamamen terör batağına döndü. Buradan gelen tacizler binleri aştı. Operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Uluslararası hukuk kapsamında yeri ve zamanı geldiğinde tereddütsüz her türlü müdahaleyi yaparız. Akar, Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden F-16 görüşmelerinin de olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü belirtti. Efendim biliyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşından sonra İsveç ve Finlandiya güvenlik gerekçesiyle NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Ve Türkiye'nin bu iki ülkenin teröre verdiği destekle ilgili kaygıları vardı. Dolayısıyla bir marj ortaya koyuyordu ama belli kriterlerle o marjı kaldırma kararı alınmıştı. İşte üçlü muhtıra çerçevesindeki ilk toplantı bugün Helsinki'de yapıldı. Kimler arasında? İsveç, Finlandiya ve NATO temsilcilerinin katıldığı toplantı. Toplantıda her iki ülkede PYD, YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini yeniledi bugün. PKK terör örgütü başta olmak üzere tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verileceğinin altı bir kez daha çizildi. Gözler Helsinki'deydi. Türk, İsveçli ve Finlandiyalı yetkililer daimi ortak mekanizmanın ilk toplantısında bir araya geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği çerçevesinde Türkiye'ye verilen taahhütlerin uygulamaları gözden geçirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'den giden heyete başkanlık etti. Türk heyetinde ayrıca Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan temsilciler yer aldı. Finlandiya ve İsveç 28 Haziran'da Madrid'de imzalanan üçlü muhtırada kayıtlı terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri yönündeki taahhütlerini yineledi. Her iki ülke tarafından PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğe yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verileceğinin altı bir kez daha çizildi. Finlandiya ve İsveç PYD, YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini sürdürdü. Helsinki'de daimi ortak mekanizmanın bundan sonraki toplantılarına ilişkinde değerlendirmelerde bulunuldu. Ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı. Efendim bir yandan da terör örgütü PKK içindeki çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bu yana 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgütün sözde üst düzey yöneticileri ise çözülmeyi durdurmanın çaresini ajan olarak nitelendirdikleri örgüt üyelerini infaz etmekte arıyor.
Bölücü terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Her geçen gün yeni bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oluyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları örgüt üyelerinin direncini kırma konusunda başarılı oluyor. 1 Ocak'tan bu yana 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgütün sözde üst düzey mensuplarına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen nokta operasyonları da ikna olan terörist sayısının artmasında önemli rol oynuyor. Çözülmelerin hızlanması ise terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey kadrosunda paniğe yol açtı. Sözde yöneticiler örgüt içerisinde teslim olma yönündeki eğilimi önlemek için infaz kararları veriyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye'nin Derik bölgesinde faaliyet gösteren 3 teröristin örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmak istedikleri için infaz edildiği ortaya çıktı. Terör örgütünün bu infazları gizlemek için de öldürülen teröristleri ajanlık yapmakla suçladığı tespit edildi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi de kararlılıkla sürüyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK-YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazada safari jipinin sürücüsü tutuklandı. Hayatını kaybeden turistlerin kaza öncesi safarideki görüntüleri de ortaya çıktı. Sevgili izleyiciler, bildiğiniz gibi Türkiye ile İsrail ilişkilerinde yeni dönem başladı. Büyükelçi atama kararı alındı. Şimdi gözler bu atanacak büyükelçilerde ne zaman olacak bu işlem? İşte merak ediliyor. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İrit Lilian, atamanın 1-2 hafta içinde olmasını umut ettiklerini söyledi. Sağlam temelli, sürdürülebilir ilişkiler istiyoruz dedi. Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme süreci devam ediyor. Ankara, İsrail'e önümüzdeki günlerde büyükelçi atanacağını açıkladı. İsrail tarafının da yakında büyükelçi ataması bekleniyor. Tam zamanını henüz bilmiyoruz. İki olasılık söz konusu. Siyasi bir atama veya kariyer diplomatı olabilir. Atama İsrail'deki seçim öncesi veya sonrası olabilir. Ama biz 1-2 hafta içerisinde olmasını umut ediyoruz. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İrit Lilian, iki ülke ilişkilerini gazetecilere değerlendirdi. İki ülke arasında 75 yıla dayanan ilişki olduğunu hatırlattı. İstikrarsız bir coğrafyada yaşıyoruz. Sağlam temelli, sürdürülebilir ilişkiler istiyoruz. Önümüzdeki dönem için hiçbir sorun olmayacak diyemem ama ilişkilerin devamı için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Sedat Önal ve İbrahim Kalın'la sürekli diyalog halindeyiz. Kriz olduğu takdirde bu kişiler muhataplarıyla konuşabilecekler. İsrail, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin ticaret ve turizme de yansımasını bekliyor. Bir önceki yıla göre İsrail'den Türkiye'ye gelen turist sayısı %300 arttı. Bu sene yaklaşık 400 bin kişi geldi. 8 milyar dolarlık bir ticaret hacmi yakalandı. 10 milyar dolara ulaşılması imkansız değil. Maslahat Güzar Lilian, Filistin'le ilişkileri de değerlendirdi. İsrail'e göre Filistin konusunun tek çözümü iki taraf arasında direkt görüşmelerdir. İki taraf da bu konuya çözüm üretme kapasitesine sahip. Peki iç siyasette neler konuşuluyor? AK Parti'nin 2023 seçimleri için manifesto hazırlığı başladı. Manifesto Merkez Yürütme Kurulu'nun ilk toplantısında ele alınacak. Seçim manifestosunda ekonomi ve adalet vurgusu yapılacak. Gözler 2023 seçimlerinde siyasi partiler sahada vatandaşlara manifestolar aracılığıyla ulaşmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimat verdi. AK Parti'de seçim çalışmaları hızlandı. Yoğun mesainin ilk sırasında seçim manifestosunun hazırlanması var. Yazım çalışmaları başladı. Manifestoda öne çıkan iki başlıksa ekonomi ve adalet. Her iki başlık için ayrı çalışma grubu kurulacak. Gruplar alanında uzman isimlerden oluşacak. AK Parti'nin daha önce yazılan bütün manifestoları taranacak. Söylemler yenilenecek. Yeni yazılacak manifesto metninde küresel krize de işaret edilecek. Krizin yakın ülkelere yansımaları mercek altına alınacak. Ekonomideki dalgalanmalara karşı dünyadaki çözüm önerileri listelenecek. Türkiye'nin alacağı tedbirler mesajlara yansıyacak. Ve adalet başlığı. Öncelik
yargıda işleyişin hızlanması ve adalete olan güveni artırmak. AK Parti'nin 20 yılda adalet sistemine yönelik hayata geçirdiği projelere vurgu yapılacak. Sistemin yeni projelerle hızlandırılacağı anlatılacak. Manifestonun adalet başlığını AK Parti'deki hukukçu kurmaylar yazacak. Çalışma tamamlanınca manifestodaki mesajlar liste haline getirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan listedeki başlıkları inceleyecek. Daha sonra metne son şekli verilecek. Manifestoya ilişkin çalışmalar Merkez Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında görüşülecek. Efendim, 2023 seçimlerine hazırlık konusunda iktidar cephesindeki son haberler böyle. Bir de tabii altılı masa var. Muhalefet cephesi ne durumda? Bir yandan da Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu gündemde. Altılı masa ilk tur görüşmesini tamamladı. Adayın altı liderden biri mi yoksa dışarıdan bir isim mi olacağı en çok merak edilen sorulardan biri. Bunun için öncelikle çalışma komisyonu kurulacak ve liderler adayın kim olacağına komisyon çalışmaları doğrultusunda karar verecek. 6 Muhalefet Partisi Genel Başkanı 6. kez buluştu. Her birinin ev sahipliğinde yapılan toplantıların ardından ilk tur sona erdi. Ekim'de başlaması planlanan ikinci tur görüşmesinin gündemini Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci oluşturacak. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İlk tur sürerken en çok bu sorunun yanıtı merak edildi. Liderler uzun süren toplantılar yaptı ancak ilk turda bu soruya yanıt bulunamadı. Taslak bir model çizildi, adayın özellikleri belirlendi. İkinci tur görüşmelerin gündemi aday belirleme süreci olacak. Sürece ilişkin yol haritası çizilecek. Partilerin aday belirlemeye yönelik kendi çalışmaları masaya yatırılacak. Kamuoyu araştırmaları yol gösterici olacak. Anket sonuçlarıyla mitinglerde tutulan notlar çalışmaya ışık tutacak. İkinci turun ilk toplantısında aday belirleme sürecini yürütecek bir çalışma grubu kurulacak. Çalışma grubunca hazırlanan raporlar belli aralıklarla genel başkanlara sunulacak. Liderler raporları bir araya geldikleri toplantılarda ele alacak. Genel başkanlar adayın masadan mı yoksa dışarıdan mı olacağına bu çalışmalar doğrultusunda karar verecek. Aday seçimi sonrası yürütülecek kampanya içinde ayrı bir komisyon çalışacak. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını seçim tarihi netleşince duyuracağı ifade ediliyor. İstanbul Sultan Gazi'de bir şoför park ettiği kamyonetin el frenini çekmeyi unutunca araç hareket etmeye başladı. Şoför panikle önce kamyoneti tutarak durdurmaya çalıştı ama olmadı. Daha sonra koştu. Aracın açık camından içeri sarktı ve el frenini çekerek olası bir facianın önüne geçmeyi başardı. Efendim az önce siyasette neler konuşuluyor aktardık. Ekonomi başlığındaki manşetindeki en önemli gelişmelerden biri de dar gelirliye destek için hazırlanan paket biliyorsunuz. Ayrıntılar netleşiyor. Yeni paketle 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu silinecek. Yaklaşık 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar olan elektrik, su ve doğalgaz borçları icradan düşülecek. Varlık yönetim şirketlerine olan 2500 liranın altındaki borçlar da düzenleme kapsamında. Düzenleme 15 Ağustos'tan önceki borçları kapsayacak. Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıkları harekete geçti. Dar gelirliği koruyacak düzenlemede sona gelindi. İcra ve haciz sorununu çözmek üzere hazırlanan paketin detayları netleşiyor. Düzenleme ile 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek. Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçların bir kısmını devlet karşılayacak. 2 bin liraya kadar olan borç silinecek, icradan düşecek. Bankaların tahsil edemedikleri ve varlık şirketlerine devrettikleri alacaklar kapsamda olacak. 2500 liranın altındaki borçlar silinecek. Devredilen dosyaların %60'ını bankalara dair alacaklar oluşturuyor. %30'u elektrik, su ve telefon abonelikleri, %10'u ise özel alacaklardan oluşuyor. Şirketler icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Düzenlemeden faydalanmak için icra işleminin başlamış olması şartı aranacak. Borcu olan ancak icra işlemi başlamayanlar paket kapsamında olmayacak. Silinecek borçlar için belli bir tarih belirlenecek. İlk çalışmalara göre 15 Ağustos öncesi borçların silinmesi planlanıyor.
Yasal düzenleme meclis görüşmelerinin ardından hayata geçirilecek. Yasa çıktıktan sonra ya da önce herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmayacak. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyata göz açtırmıyor. Yılın ilk 6 ayında toplam 39.810 firma denetlendi. 1172 firmaya 40 milyon liraya yakın ceza verildi. İkinci el araç piyasası ve sebze meyve ticareti de bakanlığın yakın takibinde. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik denetimler sürüyor. Ticaret Bakanlığı 81 ilde denetim yapıyor. Çok sayıda firma ve ürün incelemeye alınıyor. Ticaret Bakanlığı 2022 yılı kurumsal mali durum ve beklentiler raporunu yayımladı. Raporda fahiş fiyat denetimlerine ilişkin önemli veriler yer aldı. Haksız fiyat denetimleri kapsamında toplam 39.810 firma ve 227.630 ürün denetime alındı. Şubat ayında uygulamaya alınan KDV indiriminin ardından gıdada pek çok üründe KDV denetimine gidildi. Bu kapsamda 21.878 firma denetlendi. Yapılan denetimlerde 105.000'den fazla üründe incelemeye alındı. Denetimler kapsamında toplam 1172 firma ve kişi idari para cezası aldı. Cezanın tutarı 39.917.478 lira. Ocak-Haziran 2022 döneminde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilen 5 toplantıda ise 276 firmaya ceza kesildi. Burada da toplam 14.469.050 lira ceza verildi. Son günlerde fahiş fiyat artışları nedeniyle denetime alınan ve düzenlemelere tabi tutulan ikinci el araç piyasası da bakanlığın gözetiminde. Burada da denetimler yaygınlaştırılarak mevzuata uyumun artırılması sağlanıyor. Sebze ve meyve ticaretinin de serbest rekabet şartları içinde yapılması için çalışmalar sürüyor. Toptancı halleriyle pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulması ve işletilmesi hedefleniyor. Denetimden bahsetmişken sevgili izleyiciler, okulların açılmasına da çok az bir zaman kaldı. Eylül ayında açılacak. Ticaret Bakanlığı da sahada okul ve kırtasiye malzemesi denetimlerine hız verdi. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler piyasadan hemen toplatılacak. İmalatçı ve ithalatçılara 681 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Kırtasiye ve öğrenci kıyafetlerinde denetimler yoğunlaştı. Ticaret Bakanlığı güvenli okul alışverişi için harekete geçti. Kalemden deftere, ayakkabıdan kıyafete binlerce ürün tek tek incelenecek. Güvensiz bulunan ürünlerin üreticilerine para cezası uygulanacak. Denetimler güvensiz ürüne sıfır tolerans prensibiyle gerçekleştiriliyor. Ürünlerin etiket bilgileri, uyarı ve işaretlemeleri kontrol ediliyor. Riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınıyor. Kimyasallara yönelik testler yapılıyor. Mevzuata aykırılık tespit edilen ürünlerin imalatçısı, ithalatçısı ya da dağıtıcısına para cezası uygulanacak. Cezalar 9.534 lirayla 681 bin lira arasında değişen tutarlarda olacak. Tüketicilerin de ürün satın alırken ambalajların üzerindeki uyarıları dikkatle okumaları gerekiyor. Kırtasiye ürününü seçerken imalatçısının veya ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde yaş grubuna bakılmalı. Boyalarda ve kırtasiye ürünlerinde de CE işaretinin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Veliler www.güvensizurun.gov.tr internet sitesinden güvensiz ürünlere ilişkin bilgilere erişebiliyor. Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerse Alo 175 tüketici hattını arayarak şikayette bulunabiliyor. Dolandırıcılar İstanbul'da elektronik eşyalarını ikinci el olarak satmak isteyen kişilere hedef aldı. Yapılan suç duyuruları üzerine harekete geçen ekipler 17 kişilik çeteyi adreslerine yapılan baskınlarla yakaladı. İkinci el ürünleri sattıklarını sandılar ancak parayı teslim almaya gittiklerinde elleri boş döndüler. 17 kişilik dolandırıcılık çetesi polisin takibiyle yakalandı. Öyle bir şey yapmadık. İstanbul polisi üst üste gelen ihbarları değerlendirdi.
İkinci ele eşya satanlarla irtibat kuran dolandırıcılar, istedikleri ürünleri anlaştıkları adreslerden teslim aldılar. Ücretin ödenmesi aşamasına gelindiğinde ise başka adrese yönlendirilen satıcılar dolandırıldıklarını anladılar. Elektronik eşyalarını satmak isteyenlerle iletişime geçen dolandırıcılar onlardan belirledikleri adrese eşyalarını bırakmasını, ücretini ise bir başka dükkandan almasını söyledi. Buna inanan yüzlerce kişi ise yaklaşık 5 milyon lira dolandırıldı. Mağdurların suç duyurusu üzerine polis inceleme başlattı. 17 şüpheli adreslerine düzenlenen baskınlarla yakalandı. Yapılan aramada 17 cep telefonu, 4 tablet, 1 bilgisayar, 1 kol saati ve 30 fotoğraf makinesi ele geçirildi. Efendim, kamuoyunun uzun zamandır gündemindeydi. Bugün yapılan o önemli açıklamayla netliğe kavuşmuş oldu. Neydi o önemli açıklama? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüksek miktarda asbest taşıdığı iddiasıyla tartışmaya neden olan geminin Türk karasularına girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. İzmir Aliağa'da sökümü planlanan Brezilya donanmasına ait gemiyle ilgili açıklama, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, ikinci denetim sürecinin işletilmediğine dikkati çekti. Tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerle ilgili fotoğrafların ve hazırlanması gereken raporun bakanlığa sunulmadığını belirtti. NAE, São Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir, dedi. Bakan Kurum, çevremize, insanımıza zarar verecek hiçbir adıma izin vermedik, milletimiz müsterih olsun, bundan sonra da izin vermeyiz ifadelerini kullandı. İstanbul'da hem sağanak hem de dolu etkili oldu sayın seyirciler. Esenyurt'ta yine günlerdir olduğu gibi su baskınları yaşandı. Şiddetli doluya trafikte yakalanan sürücüler köprü altlarına sığındı. Görüntüler yaz ayının ortasında İstanbul'dan. Bazı noktalara dolu yağdı, gökyüzü ve yer bembeyaz oldu. Dolu yağışına sağanak eşlik etti. Yollar dereye döndü, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Esenyurt ve Başakşehir, sağanak ve dolu yağışının en çok etkilediği ilçeler oldu. Fenertepe yolundayız, felaket bir dolu yağışı var. Camları kıracak. Aynen, camları kıracak şekilde dolu yağıyor. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yine su baskınları yaşandı. Avrupa yakasında sağanak yağışla birlikte dolu yağışı da etkiliydi. İneklerin hiç umurunda değil bu arada. Doluya trafikte yakalanan sürücüler köprü altlarına sığındı. Evet. Nasıl dolu yağıyor? Bütün arabalar köprünün altına saklanmış. Efendim, ekranlarınızı aktarmıştık, sizlere anlatmıştık. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı o kaza. Safari jipi kazası. Sürücü tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakıldı. Bu arada hayatını kaybeden turistlerin kazadan hemen önce, dakikalar önce safari turundaki o eğlenceli görüntüleri, tabii başlarına ne geleceğini nereden bilecekler? O görüntüler de ortaya çıktı. Yürekleri sızlattı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya yönelik soruşturma tamamlandı. Gözaltına alınan 2 sürücüyle tur şirketi sahibinin emniyetteki ifade işlemleri sona erdi. 3 şüpheli güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından araçta bulunan diğer sürücü serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de tur şirketi sahibinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Kaza anında aracı kullanan sürücü ise tutuklandı. Adli süreç devam ederken otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler de ailelere teslim edilmeye başlandı. Kazada yaralanan 6 kişidense güzel haber geldi. Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Turistlerin kazadan hemen önce çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde turistlerin eğlendiği anlar yer aldı. Efendim, çok üzücü bir kaza. Benzer pek çok kaza meydana geliyor maalesef. Tekirdağ'da bir çocuk, bakın, köpek tarafından kovalanıyor. O da ondan kaçayım derken hiç sağına soluna doğal olarak o korkuyla bakmıyor. Ve başına neler geliyor o çocuğun.
köpekten kaçmak isterken korkuyla yola atladı. Bu da kazayı getirdi. Bu görüntü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaydedildi. 12 yaşındaki çocuk yolda yürürken bir köpekle karşılaştı. Korkuyla köpekten kaçmaya başladı. Yola atlayan çocuğa pikap çarptı. Yere yığılan çocuk yaralandı. Çevredekiler sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu iyi. Köpeğin sahipli olduğu ancak başıboş bırakıldığı öğrenildi. Polis sahibinden ifade aldı. Efendim burası da İstanbul Sultan Gazi. Önde duran şoför kırmızı tişörtlü, aracın şoförü. El freni çekmeyi unutunca araç geri gidiyor. Şoför önce kendisine çarpınca ne oluyor diye bir bakmış şaşkınlıkla etrafa. Sonra bakın o aracı nasıl durdurmuş. Camdan içeri atladı. El freni çekilmeyen kamyoneti böyle durdurdu. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. Kamyonetin sürücüsü aracı park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Aracın yanında cep telefonuna bakarken aracın hareket ettiğini kendisine çarpınca fark etti. Panikle önce kamyoneti tutarak durdurmaya çalıştı. İşe yaramayınca koşarak aracın açık olan camından içeri sarktı. Araç geri kayarken şans eseri arkadan geçen yayalara çarpmadı. El freni çekilen kamyon herhangi bir kazaya yol açmadan durduruldu. İstanbul'da 5 katlı bir binada yangın çıktı. Bina sakinleri dairelerinde mahsur kaldı. Onları kurtarmak için önce çevredekiler ardından ekipler seferber oldu. Dumanla kaplandı bina ve o binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. 5 katlı binanın 3. katından alevler yükseldi. Kısa sürede yayılarak bütün binayı sardı. Bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. 4. katta insanlar var. İstanbul Şişli'de çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Birden bir baktık dumanlar falan çıktı her yerden. Koştuk yukarıya doğru, insanlar evin içindeydi, içeri girmeye çalıştık. Yoğun duman içinde kalanlardan biri de fiziksel engelli bir kişiydi. Çevredekiler kayıtsız kalmadı. Bir kişi içeri kalmıştı. Bir tane engelli adam vardı. Biz de yukarıdan demirlerden korkuluktan çıktık yukarı doğru. Biz almaya çalıştık ama gelmiyordu engelli olduğu için. Sonra da öyle böyle içeriden çıkarttık. Engelli adamın vücudunda da onu kurtaranlarda da yanıklar oluşmuştu. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. Vallahi başımıza iş alacağım. Yangın korkusunu çocuklar da yaşadı. Bir anne çocuğuyla birlikte dakikalarca kurtarılmayı bekledi. İtfaiye çalışanı onları merdivenle almak için yöneldi. Önce küçük kızı sakinleştirdi. Uygun koşullar oluşunca onları giriş kapısından çıkardı. Apartmanda mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı. Yangında 2 kişi hafif yaralandı. Çorum'da bir kadın yaşadığı apartmanın havalandırma boşluğuna düştü. Onu oradan kurtarmak kolay olmadı. Amca havalandırma nerede? Orada mıymış? Oradaydı herhalde. 28 yaşındaki genç kadın oturduğu binanın 4. katından havalandırma boşluğuna düştü. Çığlık sesini duyan komşular durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Bayan kendinde mi? Gözüküyor. Vallahi uzamış tuğla üzerine duruyor, tuğla üzerinde yatıyor. Apartmana sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Ekipler genç kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Dur sen, vur. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda genç kadın düştüğü yerden sağ salim çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunmuyor. İstanbul Beyoğlu'nda bir hırsız tarihi caminin kapı tokmaklarını çaldı. Güngören'de de okulların engelli rampasındaki korkuluklar hırsızların hedefindeydi. İstanbul Beyoğlu'nda bir hırsız tarihi Ağa Camii'ni hedef aldı. Kapının iki tokmağını çalıp kaçtı. Durumu fark eden müezzin polise haber verdi. Kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güngören'de ise iki okulun engelli rampasındaki korkuluklar çalındı. Hırsızlar ayrıca okullardan birisindeki alüminyum panolarla depodaki alüminyum malzemeleri de aldı. Görüntülerden kimlikleri belirlenen 3 kişi tutuklandı. Bu görüntülerde yine Güngören'den. Saat 6 sıralarında bir mağazaya giren hırsızlar çevredekilerin uyarılarını aldırmadı. Küpe gündüz adam korkusuzca giriyor.
kapıyı kırıyor, içeriye giriyor, dolduruyor. Arabasını doldurup gidiyor. Araba ne kadar alırsa onu götürüyor. Bağırsan da, ne yapsan da adamlar umursamıyor. El sallıyor gidiyorlar yani. Tekstil mağazasının kapısını kırarak içeriye giren hırsızlar pencerelerden tepki gösteren mahalle sakinlerine rağmen durmadı. Araca yükledikleri malzemelerle kaçtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde köpek saldırısı can aldı. Florida eyaletinde 5 köpeğin saldırısına uğrayan postacı Pamela Jane Rock hayatını kaybetti. Efendim, ilaç sektöründe çok konuşulacak bir haber, bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri'nde Moderna, Pfizer ve BioNTech şirketlerine patent davası açtı. Moderna iki şirketi mRNA teknolojisini kopyalamakla suçladı. Dünya Sağlık Örgütü 2022'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini bildirdi bir yandan da. Örgüte üye ülkelere aşılama kapasitelerini azaltmama çağrısı yapıldı. ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, Pfizer ve BioNTech'e dava açtı. Moderna, mRNA aşı teknolojisi patentlerinin ihlal edildiğini ileri sürdüğü iki şirketi teknolojilerini kopyalamakla suçladı. Şirketin CEO'su Stefan Bancel de milyarlarca dolar yatırım yaparak geliştirdikleri mRNA teknolojisini korumak istediklerini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Örgütün genel direktörü Ghebreyesus 2022'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini açıkladı. Ghebreyesus, virüsün etkisini göstermeye başladığı 2019 sonlarından bu yana dünyada virüs kaynaklı 6 milyon 45 bin can kaybı yaşandığını belirtti. 136 ülkenin Haziran sonuna kadar nüfusunun %70'ini aşılama hedefini tutturamadığını söyleyen Ghebreyesus bir kez daha aşılamaya dikkat çekti. Ülkeleri aşılama ve test kapasitelerini azaltmayın çağrısı yaptı. Efendim, şimdi koronavirüsten bahsetmişken son zamanlarda özellikle sosyal medyada iot kullanımıyla ilgili pek çok bilgi var. Ama çok dikkatli olmak gerekiyor gerçekten. İşte iot içeren karışımların kullanımı her geçen gün artıyor. Ne için? Koronavirüsten ya da farklı hastalıklardan korunmak için. Ama uzmanlar bu karışımların koronavirüsten koruduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığını vurguluyor. Üstelik aşırı iot kullanımı nedeniyle zehirli guatr vakalarında artış yaşanıyor. Vücudun olmazsa olmazı iot. Ancak fazlası ölümcül. Koronavirüsten korunmak amacıyla birçok kişi son 2 yıldır çareyi aşırı iot kullanımında arıyor. Pandemi sürecinde uygunsuz iot kullanımı salgın haline dönüştü. Ülkemizin dört bir yanındaki endokrinoloji uzmanları her gün bu konuyla ilgili hastalar görmekte. Özellikle zehirli guatr. İotun koronavirüsten koruduğuna dair kesin bir kanıt yok. Alternatif tıp adı altındaki uygulamalarla iot, vitamin karışımları da eklenerek fahiş fiyatlarla satılıyor. Karışımı kullananlar bir süre sonra yan etkiler nedeniyle uzmana başvurmak zorunda kalıyor. Her şey normal olan kişilerin endokrinoloji uzmanına danışılmadan yüksek, normalin 100, 200 hatta 1000 katı yüksekliğinde iot kullanımı, eğer genetik yatkınlığı varsa kişide otoimmün tiroid hastalıklarına, zehirli guatr'a, ölümcül olabilecek zehirli guatr'lara, tiroid az çalışmasına sebep olabilmektedir. Kronik rahatsızlığı olanlar için iot içeren karışımları kullanmak daha tehlikeli. Tansiyon ilaçlarıyla birlikte alınması yüksek dozda iotun kanda potasyum dediğimiz önemli bir molekülün artışına sebep olup çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyebiliriz. Uzmanlar şifa niyetine tüketilen ve masum gibi görülen karışımların kullanılmadan önce hekime danışılması gerektiğini söylüyor. Sizin tiroidiniz çok küçülmüş, ufacık bir tiroid. Karabağ'ın Laçın şehrindeki Ermeniler ve Rus geçici kuvvetlerinin tahliyesi tamamlandı. Bölge Azerbaycan askerlerinin kontrolüne geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev son durumu kişisel hesabından duyurdu. Gördüğünüz gibi artık Laçın şehrine girmişiz. Karabağ'da kanuna aykırı olarak bulunan Ermeni nüfusunu tahliye çalışmaları Temmuz ayında başlamıştı. Bölgeye işgal sonrası yerleştirilen sivillerin çıkarılmasının ardından Laçın'da geçici konuştuğu Rus güçler de mevkilerini terk etti. İşgalden kurtarılan Laçın şehri ve bazı köyler Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın imzaladığı bildiriler gereği Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Laçın'a geri döndük. Bütün Laçınlıları ve Azerbaycanlıları kutluyorum dedi.
Azerbaycan askerleri kontrol altına aldıkları Laç'ın kent merkezine bayrak dikti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Muhterem Prezident, Cenab-ı Muzaffer Ali Başkomandan. Türkiye'de gelişmeden memnun. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Laç'ın şehriyle Zubuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iade edilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz denildi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceğiz vurgusu yapıldı. Laç'ın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan, Laç'ın şehriyle Zabuh ve Sus köylerine getirilen Ermeni nüfusa 25 Ağustos'a kadar bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapmıştı. Rusya-Ukrayna savaşı sahada devam ederken taraflar Zaporijya nükleer santrali konusunda da karşı karşıya geldi. Moskova ve Kiev santraldeki elektrik kesintisiyle ilgili birbirlerini suçladı. Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre reaktörlerden birinin şebekeyle bağlantısı sağlandı. Rusya ise kontrolündeki bölgelere elektrik vermeye devam ediyor. Zaporijya nükleer santrali 6 ayı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşının odak noktası haline geldi. Rusya'nın kontrolündeki tesisin çevresindeki saldırılar endişeyle izleniyor. Son olarak Perşembe günü santralin yakınlarında çıkan yangınlar nedeniyle çalışan son iki reaktörde faaliyet dışı kaldı. Santral Ukrayna Ulusal Enerji Şebekesi'nden koptu. Yaşanan endişenin ardından iki reaktörden biri şebekeye tekrar bağlandı. Açıklamayı Ukrayna Nükleer Enerji Kuruluşu yaptı. Rusya ise kontrolündeki Zaporijya ve Herson bölgelerine elektrik verilmeye devam edildiğini duyurdu. Ukrayna tarafına ise elektrik verilemediğini kaydetti. Kiev ve Moskova elektrik kesintisine saldırıların sebep olduğunu belirterek birbirlerini suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Zaporijya'da yedek jeneratörlerin devreye girdiğini vurguladı. Jeneratörler devreye girmeseydi nükleer kaza yaşanabilirdi. Dünya, Zaporijya'da nükleer kazadan kıl payı kurtuldu ifadesini kullandı. Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'la da telefonla görüştü. İki lider santralin kontrolünün tamamıyla Ukrayna'ya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na verilmesi noktasında Rusya'ya çağrıda bulundu. Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya nükleer santrali, savaşın başladığı 24 Şubat'tan önce Ukrayna elektriğinin yaklaşık 5'te 1'ini sağlıyordu. Mart ayından bu yana Rusya'nın kontrolünde olan santralde Ukraynalı mühendis ve teknisyenler çalışmaya devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerindeki bölgelerindeki hava olaylarıyla devam edelim. İspanya'da rekor kıran sıcaklığa bağlı can kaybı 4600'e ulaştı. Fransa'da ise sıcak hava nedeniyle binalarda çatlaklar oluştu. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor Çin'de, Maon tayfunu etkisini gösteriyor. Muson yağmurlarının sele yol açtığı Pakistan'da can kaybı 900'ü aştı. Avrupa'daki sıcak hava dalgası ölümleri tetikledi. İspanya'da yaz boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 4600'ü buldu. Son 5 yılın ortalamasının 3 katına denk gelen bu sayı rekor olarak kayda geçti. Fransa'da da aşırı sıcak milyonlarca evin zarar görmesine neden oldu. Binalarda çatlaklar oluştu. Rekor kıran sıcaklık ve kuraklığın bu yıl yaklaşık 10 milyon yapıyı etkilemesi bekleniyor. Çin'in Chongqing bölgesinde aşırı kurak ve sıcak hava 3 bölgede orman yangınlarını tetikledi. Yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kuraklık Çin'de sulama altyapısının önemli bir parçası olan Poyang Gölü'nü de vurdu. Ülkenin en büyük tatlı su gölü olan Poyang'da su seviyesi birkaç ay öncesine kıyasla 5'te 1'e düştü. Kuraklık gölün ortasında bulunan adayı da tamamen ortaya çıkardı. Filipinlerin kuzeybatı açıklarında ortaya çıkan Maon tayfunu da Çin'i etkisi altına aldı. Guangdong ve Hainan bölgelerinde etkili olan tayfunun hızı 118 kilometreye kadar ulaştı. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı yolları su bastı. Pakistan'da da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. Ülkede Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü aştı. Selden 30 milyon kişi etkilendi. 670 binden fazla yapı zarar gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde yaşanan sel felaketi ise havadan görüntülendi. Birçok yapı suya gömüldü. Caddeler su altında kaldı.
Arizona-Kaliforniya sınırına yakın otoyolun bir bölümü de çöktü. Efendim, korkunç bir olay. Amerika Birleşik Devletleri'nde 61 yaşında bir kadın postacı, fotoğrafını görüyorsunuz. 5 köpeğin saldırısında önce ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Köpeklerin uyutulmasına karar verildi, sahipleri için de ceza bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde köpek saldırısı can aldı. Florida eyaletinde 5 köpeğin saldırısına uğrayan postacı Pamela J. Krug hayatını kaybetti. 61 yaşındaki postacı, bozulan aracının tamiri için servis beklerken köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekiler kadının yardımına koşsa da köpekleri uzaklaştıramadı. Çok kan kaybeden postacı hastanede hayatını kaybetti. Köpeklerin uyutulmasına karar verildi. Sahipleri için de ceza bekleniyor. Sosyal medya devi Facebook aldığı tartışmalı bir kararla yeniden gündemde. Şirket Amerika Birleşik Devletleri dışından 13 politikacıya bir yıl boyunca içerik denetleme kuralları konusunda muafiyet uygulandığını itiraf etti. Şirket muafiyetlerin yapılan paylaşımların haber değeri taşıması sebebiyle sağlandığını savundu. Sosyal medya devi Facebook'un içerik denetlemeye yönelik uygulamaları uzun süredir tartışma konusu. Şirket özellikle bazı politikacı ve ünlüleri topluluk kurallarından muaf tutmakla eleştiriliyor. Bu eleştirilere bir yenisi daha eklendi. Facebook, Amerika'da olmayan 13 politikacıya bir yıl boyunca içerik denetleme kuralları konusunda muafiyet uyguladığını itiraf etti. Şirket, muafiyet sağlanan içeriklerin siyasi yönü bulunmadığını öne sürdü. İçerik kurallarına aykırı olarak rahatsız edici olsa da söz konusu paylaşımlara haber değeri taşıdığı gerekçesiyle izin verildiğini iddia etti. Paylaşımlar bu nedenle de ceza almadı. Şirket, muafiyetlerin 2021-2022 yıllarında 55 kez uygulandığını açıkladı. Stanford Üniversitesi ile bir araştırma şirketinin sosyal medya devleri Meta ve Twitter'a yönelik yayımladığı raporda dikkat çekti. Raporda Meta ve Twitter'ın Amerika Birleşik Devletleri yanlısı bakış açısıyla Orta Doğu ve Asya'daki kullanıcıları gizlice etiketlemeye çalışan bir ağ platformdan kaldırdığı iddia edildi. Raporda böyle bir ağın ilk kez keşfedildiğine vurgu yapıldı. Örtülü nüfuz operasyonunda Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin çıkarlarına yardım eden paylaşımları desteklemek için 5 yıl süresince 8 sosyal medya ağının kullanıldığı belirtildi. Konuya ilişkin Meta ve Twitter'dansa bir açıklama yapılmadı. Hidrojen yakıtıyla hareket eden trenler Almanya'da yolcu taşımacılığına başladı. Sıfır emisyonla havayı kirletmeyen çevre dostu trenler, sessiz çalışma özelliği de gürültü kirliliğinin önüne geçiyor. Dünyada ilk örneği Almanya'da olan trenlerin yıl sonuna kadar Fransa ve İtalya'da da sefere çıkması hedefleniyor. Hidrojen yakıtıyla çalışan ilk yolcu trenleri Almanya'da seferde. Aşağı Saksonya eyaletinde ilk etapta 5 hidrojen yakıtlı tren hizmet vermeye başladı. Yıl sonuna kadar 14 tren daha Alman demir yollarında yolcu taşıyacak. Alternatif enerji kaynaklarından hidrojenin trenlerde kullanılması iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım sayılıyor. Ülkelerin sıfır karbon emisyonu stratejilerini destekleyen temiz bir enerji kaynağı olması da tercih edilmesindeki faktörlerden biri. Bu bağlamda Almanya'da devreye alınan tren filosuyla çevreye yılda 4400 ton daha az karbon monoksit salınacak. Bu çevre dostu trenler performanslarıyla da göz dolduruyor. Hidrojenli trenler bir depoyla 1000 kilometre kat edebiliyor. Saatte 140 kilometre hıza çıkabiliyor. Havayı kirletmeyen bu trenler sessiz çalışma özelliğiyle de gürültü kirliliğini önlüyor. Almanya'dan sonra İtalya ve Fransa'da hidrojen yakıtıyla hareket eden yolcu trenleri sipariş etti. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un konferans ligindeki takımlarımı Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekildi. Kura çekimine 3. torbadan katılan Fenerbahçe B grubunda yer aldı. Temsilcimiz Dinamo Kiev, Ren ve AEK Larnaka kulüpleriyle eşleşti. Trabzonspor ise H grubunda yer aldı.
Kura'ya 4. torbadan katılan temsilcimiz Kızıl Yıldız, Monaco ve Ferencvaros takımlarıyla mücadele edecek. Konferans ligindeki temsilcilerimizden Demir Grup Sivasspor G grubunda Slavia Prag, Cluj ve Balkan ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir'in A grubundaki rakipleri ise Fiorentina, Hearts ve Rigas. İngiltere'nin başkenti Londra'daki hayvanat bahçesinde hayvanlar sağlık kontrolünden geçti, bakımları yapıldı. Hayvanlara bu sırada sıkılmamaları için çeşitli yemler verildi. Tek tek tartıya çıktılar, ağırlıklarını ölçtürdüler, check-up'larını yaptırdılar. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir hayvanat bahçesinde hayvanların boyları ve kiloları ölçüldü. Sağlık kontrolleri yapıldı. Hayvanlar bakımdan geçirildi, ölçümleri tamamlandıktan sonra veriler listelendi. Hayvanlara ölçüm sırasında yem verilerek motivasyon da sağlandı. Kaplanın ölçü tablosuyla eğlendiği dakikalar bakıcılar tarafından kaydedildi. Bir salyangozun bile ağırlığını ölçen bakıcıların işini yaparken oldukça titiz davrandığı gözden kaçmadı. Bilgilerin daha sonra istatistikleri karşılaştırmak için dünyadaki hayvanat bahçeleriyle paylaşıldığı belirtildi. Sakarya Hendek'te çobanların yaralı halde bulduğu geyik yavrusu tedavi altına alındı. Yavru geyik tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak. Bitkin ve hareketsiz halde ormanlık alanda yatıyordu. Çobanlar tarafından fark edildi. Sakarya Hendek'teki Çiğdem Yaylası'nda yaralı halde yavru bir geyik bulundu. Onu bulan çobanlar durumu mahalle muhtarına bildirdi. Sağ ayağında bir tahribat olduğu için kaçamayacağız. Köpek mi artık, çakal mı neyse orada çobanlar buldu. Bana getirdi yaylaya. Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine yaralı geyik araçla ilçe merkezine taşındı ve veterinerlere teslim edildi. Ayağından yaralı olan 1 yaşındaki yavru geyiğe ilk müdahale burada yapıldı. Ardından Kocaeli'deki Orman Doğal Yaşam Parkı'na sevk edildi. Yaralı geyik tedavi ve rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak. Bu haberle birlikte veda vakti geldi sevgili izleyiciler. İyi hafta sonları diliyoruz hepinize. Biz pazartesi akşamı yine karşınızda olacağız ana haber bültenimizle. Bu arada kısa bir aradan sonra sıcak haber ekranlarınıza gelecek. Sıcak nokta özür diliyorum. Hüseyin Günay karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.